Evet, günaydın arkadaşlar. An itibariyle Letonya Riga Havalimanı'na varmış bulunmaktayım. Hemen çıktım dışarı. Şu otobüs biletini aldım. Görünüyor değil mi? 1.15 euro. 2 euro verdim. Bir ton bozuk para geri verdi. Bakalım, şu durak burası. Otobüsü bekliyoruz. Sonra şehir merkezinde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, merhaba. Çıkarmayacağım bugün maskemi. Otobüse indim şimdi hemen. Böyle kalabalık ortamlara doğru bir inmeye çalışayım bakayım. Neyin nerede, ne var? Öğrenmeye çalışayım. Yüküm var. Görünüyor mu bilmiyorum. İki tane çantam var. Onun harici bir sıkıntım yok şu an. Bir otelimi bulayım hele öncelikle. Şu eşyalardan bir kurtulayım. Ondan sonra gez babam gez. Görüşürüz. Evet, Eskişehir Sazova Parkı gibi. Sakarya Nehri'nin başladığı yere çok benziyor. Ben böyle benzettim yani. Bir şey diyebilirsiniz ama. Evet, Origo. Origo AVM. Valla bayağı büyük ha. Yine halen otele yürüyorum işte. Bir bırakayım meşaları mı? Şunların içinde falan gezeceğim. Gezeceğim bakalım ne var ne yok. Ama bizim Ankara Ayaş'taki dolmuşlara benziyor aynı. Küçük Boğaz'dayız şu an. Arkadaşlar, hava buz gibi. Yine söylüyorum, buz gibi. Ellerim çatladı çatladı ama Anadolu çocuğu bunu yenecek. Yok yok. İzin aldık abi, sıkıntı yok. Daha gencecik çocuklar abi. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta.
Sohbet yerleri şurada. Burada bir paspas var. Şurada da bir paspas var. Orada yarım saat dikilip dururlar. Evet, kaldığım hostel böyle küçük bir mutfağa sahip. Herkes yiyor, içiyor, sonra burayı yıkıyor, bırakıyor. Burada küçük bir helası var. Benim odada böyle malum dağınık. Bir de Recep abi var burada, tamam. Evet arkadaşlar, AVM'ye girerken, AVM'nin içindeki süpermarkete girerken daha doğrusu, sepet almak zorunluymuş, arkamdan fırça yedim. İlla bu sepeti alacaksın, illa sepeti alacaksın diye. Değişik. Elektronik mağazasına girdim, orada da dediler ki bir tane alarmlı pet var, onu alacaksın diye. Onunla beraber gezip ondan sonra alışverişini tamamlayacakmışsın. Sağlık olsun dedik ya, dediğiniz olsun. Market fiyatlarına bakmayacağım, çok sinir bozucu. Çünkü her şeyi karşılaştırıyoruz Euro ile, o yüzden cancel. Evet, iyi akşamlar. Riga'da ilk sabahımı geçirdim ve ilk akşamımı da bitirmek üzereyim. Otele doğru yürüyorum. Burada akşamları kapkaç demeyin de böyle saldırma maldırma olayları çok oluyormuş. Abi öyle söyledi. Daha denk gelmedim. Her an elindeki kamerayı alabilirler, hiç belli olmaz. Bakalım, son 100 metrem otele doğru. Etraf sakin duruyor. Hava soğuk, insanlar sıcak malum. Ama işte danalar bağırınıyor. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Yarın sabah otobüsle Williams'a geçeceğim. Ondan sonra Williams macerası başlasın. Dobro jutro. Good morning, günaydın. Evden çıktım, buz. Diyeceğim, bugün biraz daha iyi, hayret. Sabah, tabağın 7-8'i. Valla telefondaki saatte, internetten baktığım saat birbirini hiç tutmuyor. Anlamadım. Otobüs garajına doğru yürüyorum. Otobüs garajında Williams'a yolculuğum devam edecek. Williams'a 4 saat çekiyormuş. Bakalım ne alacak. Valla otobüse en son bindiğim zaman 2015'te Eskişehir'e araba alma gitmiştim. Onun harici iş servisi harici otobüse binmedim. Bu bilgi size ne kadar gerekli onu bilmiyorum. Düşünün. Bakalım ileriki dakikalarda ne olacak. Otobüs garajında orada görüşürüz. Evet, günaydın. Riga otobüs terminalindeyiz. Buradan Williams'a, Stuttgart'a, sonracıma Varşova'ya aktarmalı gidiyor. Belarus'a vesaire otobüs seferleri varmış. Girişi buradan. Ama bu gişeler şehir içi otobüs biletleriymiş. Şehir dışı otobüs, yani ülke dışı pardon. Onlar için bu sağdaki yazhanelerden Eurolines, Ecolines, also Lux Express. Ben bundan aldım bileti. İnternette biri gitmişti, ondan görerekten aldım. 18 euro. 18 euro aynen. Yazhaneden çıktığın anda da direkt otobüs terminalini görüyorsun. Bakalım, saat 9.30 uçağı, şu an saat uçak diyorum ya, alışmışım. 9.30 otobüsü. Saat şu an 8.30. Biraz bekleyelim.
Evet arkadaşlar, otobüsümüz geldi. Lüks Express. Ne kadar lüks göreceğiz bakalım. 18 numarada oturuyorum. Williams'a geçiş yapacağız. Merhaba. Otobüsün arka kısmı biziniz. Bir tekli, iki tane de ikili geniş koltuk. Biz de ırgat sınıfı buradayız. İyi yolculuklar. Merhaba, geldik. Sonunda Williams'a geldik ve otobüste iniyoruz. Şimdi geldiğimiz makine Lüks Express. Şimdi tuttuğum otele 800 metre var bakalım. Ama önce burada bir mola verelim. Anladınız siz onu. Görüşürüz sonra. Evet sevgili arkadaşlarım, şu an fena güneş vuruyor. Havanın soğukluğu gitmiş. Fortuna Hostel. Hosteller genelde karma yatılıyor ama ben tek kişilik odayı buldum Allah'tan. Şimdi şehir merkezine doğru yürüyorum, yakın. Yani bir 3 kilometre kare içerisinde bütün şehri gezebileceğiz kolay kolay. Bakalım ondan sonra ne göreceğiz, ne duyacağız, ne anlatacağız size göstereceğim. Birazdan bay bay. Arkadaşlar good afternoon. Görmüş olduğumuz Meryem Ana resminin olduğu kapı şehrin giriş kapısı olaraktan geçiyor. Vallahi aklımda kalanı kadar söyleyeyim, kaldığı kadar söyleyeyim. Burası Emeviler zamanında Gürcüler tarafından yapılmış. Sanırım öyle, bilmiyorum. Doğru yalan. O Meryem Ana'nın oğlu da olabilir, bilmiyorum ki. Benzetemedim peki. Belki öbür tarafta. Öbür resmin öbür tarafta kapıda. Öbür girişte resim vardı belki. Söyleyemedim. Ama burası gayet güzel bir yere benziyor. Hiç sevmedim bu yokuş aşağı yollar. Yollar çok güzel ama. Biz de böyle bakalım. Şehir kapısını geçtikten sonra aşağı inerken böyle bir caddeden geçiyoruz. Şu herhalde otel. Galaporto. İçerisi çok güzel. Say goodbye, I'm just happy to my... Evet, bir BMW. Araba bizim kırmızı çizgimizdir. Biliyorsunuz ki. Daha değişik yerlere geldik. Evet, bu caddede inerken de fazla kamera döndürmeyeceğim. Türk konsolosluğu var galiba. Aynen. Sol tarafında kalıyor. Ona aşağı inerken de Tülay. Bu yolun en aşağısında da pazar var.
Şimdi oraya geleceğim. Bakacağım ne var ne yok, incik buncuk falan, büyük ihtimal öyle şeyler satıyorlardır. Aynı Bulgaristan'daki gibi. Bakalım. Evet, pazar alanındayız şu an. Değişik değişik yemekler var. Millet kuyrukta bekliyor. O köpek bile bekliyor bak. Hava -4-5 derece. Çıkarken baktım. Ama millet alışmış. Ben de alıştım tabii ki. Aa, burada mısır satıyorlar. Çok değişik bir olay ya. Kukuruku. Bu da köy ekmeği satılır. Vay be. Köpek ne haber? Hop. Allah Allah, değişik değişik köpekler. Evet, burada sucuk gördüm. Dalak sucuğu herhalde. Bu ne, bu dalaktan yapılma sucuk. Dalak sucuğu. Hiç görmemiştim. Ya her stand bir kalabalık ya. Herhalde burası şey... Neydi? Kermes ha? Kermes gibi bir şey herhalde. Bilmiyorum ki onlara kültürü var mı? Var. Evet arkadaşlar, yeni bir çeşit köpek daha. Çok güzel. Efsanevi köpek. Evet, aynı köpekten bir tane daha. Burayla iş yapılır. Pazar devam ediyor. Elim buz kesti artık. Son bir dakika daha çekecek bir akşam. Artık dayanamıyorum. Millette eldiven var ya. Evet, bir değişik köpek daha, onu çekmem gerekiyor. Gördünüz mü? Adam baktığı için fazla kamerayı çeviremedim. Burası giyime döndü. Bir köpek daha. K9 Kangalı. Absürt absürt şeyler satılır. Mesela burada ne var? Kalabalık niçin? Tahtaya şekil vermişler. Millete toplanmış oraya işte. Kahve fincanları var burada da. Evet, bir tane fino gördüm. Finoya bakın ya. Ne bitmez pazarmış ya. Burası böyle aşağı doğru devam ediyor. Burada da değişik güzel. Amaç neydi bilmiyorum. Dua, protesto, sevinç, her şey olabilir. Ama hiç belli etmiyorlar. Evet arkadaşlar, caddenin sonundan görünüyor mu bilmiyorum. Bir tane kale var. O kalenin ismi Gediminas Kulesi'ymiş. Kale değil, kule. Gözetleme kulesi herhalde. 48 metreymiş falan filan. Orası önemli değil. Tüm şehri ayakları altına seriyormuş.
Bakalım birazdan oraya çıkarım ama inşallah çok yormaz. Bu soğukta terleyip bir de hasta olmak var. Aman diyeyim. Kalabalık devam etmekte. Siz benim güldüğüme bakmayın. Sakın bakmayın benim güldüğüme. Çaktırmadan gülmemeyi deneyeceğim. Vay maşallah. Ne güzel köpekler var ya. Anladınız siz onu tabii. Arkadaşlar arkada kalabalığı görüyorsunuzdur. Kırmızı ışık yanmıyor ya. Bu GoPro çekenler genelde kayıt olduğunda kırmızı ışık yanıyor. Aa kayıtta falan derlerdi ama yanmıyor. Bakalım burada ne varmış. Maşallah. Oğlum paraları oraya atmıyor, bana verin işte. Hayda. Ben bu adama 5 euro veririm ya. Dayı ip var ip. Kalabalık. Dayı teşekkürler. Aga bu pazar bayağı bir büyük. Geldim yol burası. Sol tarafa doğru zaten büyük bir meydan var. Orası tamamen dolu. Burada kalkmış maske, kimse takmıyor herhalde. Sadece Türkiye'deki gibi kapalı yerlere takıyorlar. Bakın bakın. Başlayalım, başlayalım, başlayalım. Oy oy oy. Pazarın büyüklüğünü görün. Emre burası senin yerin. Biraz atınlar, biraz. Şurada bir acayip bir yer var. Oraya bakayım. Cevap var. Aa, burası küçük outlet. Evet. Kadın broko broko diyor. Ne demekse? Köpeğe bakın. Evet, bizim lokmacı gibi bir şey bu. Ama üzerine pudra şekeri koyuyor. Küçük 4, büyük 6. X'larca da 8. Hemen temas çat. Hop cukka. Evet az önce aldığım lokmacadaki tatlara efsane. Tam meydandayım. Hayvan gibi yiyorum. Büyütme bunun tadını pudra şekeri verecek. Pudra şekeri bitince yani bir tadı kalmaz. Meydana dikmişler bir tane kule ama ne olduğunu bilmiyorum. Araştırmadım ya. Değişik bir şey. Meydanda böyle. Pazarı gördünüz, az önce tarif etmiştim ve halen uzanıyor. Şu anki bulunduğumuz kısımdan sağ tarafa doğru halen devam ediyor. Abi paraya mühür yapacak şimdi. Ya Allah! For you. Yes.
šito krepšio, nes už tiek pigiai jūs tikrai neįsigysit. Sakykit, 10 eurų, ar ne? 10 eurų vienas. 10 eurų ar yra daugiau? Šaukit, jeigu norit daugiau, šaukit. 10 eurų 2. 10 eurų 3 parduotam. Nu labai gerai, sveikinu. Vat štai, jūs turite krepšį. Labai įdomu, kaip čia atspėti, ko jūs laukiat. 10 eurų, kuo jis vardu? Simonai, dėkoju tau, ačiū labai, ačiū už jūsų paramą Ukrainai. Ukrainai ir boš. Iš šio aukciono keliauja į Ukrainą. Ne vienas euras neiškris iš čia ir nenukris niekur kitur. Taip, Ukrainai gerai. Ukrainai ir boš, tolbi dar. Mes turime labai gražius... Dayıların boyu beni geçmiş, iki kat olmuş. Helal onlar. Billahi vallahi demeyeyim. 3 kilometredir yürüyorum neredeyse. Halen pazar işte böyle böyle seyreldi. Şimdi bizden köprüye varıyor. Köprünün orada görüşürüz. Oh, pazardan çıkabildim sonunda. Abu Kestel'a doğru gideceğim bakalım. Şu ileride yol var, oradan tırmanacağız sanırım ya. Yürüdüğümüz yetmedi, bir de tırmanacağız şimdi. Evet, toplamda 100 metre yukarı çıkacakmışız. Giriş burası. En sevdiğim yokuş çıkmak tabii ki. Üzerinde çanta olmasaydı ben koşardım buraya, bir spor yapardım ama çıkacağım yer burası sakın. Yollarda bu Kosovalıların Arnavut kaldırımlarına benzetmişler. Bak şimdi akşam merdiven çıkacağız bakalım. Manzarası da güzelmiş ha. Aha, teleferik. Yakaladık. Değer mi 4 euroya? Değmez. Sonunda vardım. Bakalım nasıl bir manzara bizi karşılayacak, değecek mi? Zaten konuşamıyorum. Şimdi iyice ne konuşalım. Ellerimin halini görüyorsunuz. Oh, işe geçtim artık. Benim için şehir turu bitmiştir. Yarın AVM'leri dolaşacağım birazcık. Neydi ismi? Solomon muydu? Solaryum muydu? Öyle değişik bir isim var.
Abime gideceğim. Buraya biraz uzak ama 4-5 kilometre. Mecbur otobüs veya tramvayla gideceğim. Orada yarın görüşürüz. Evet, günaydın arkadaşlar. Kaldığım otelden 200 metre sonra yürüdüm otobüs durağına. Oradan otobüse bindim, 1G numaraya. Otobüsteyim. Birazdan AVM'ye geçeceğim. Değişik görmüş. Bakacağım. Evet, günaydın. Tam otobüse ineceğim. Bilet kontrolü yapıyorlar. Tabii ben de malum bilet sordum. Kimse bilet alacağım diye bir şey söylemedi. Tam inerken bilet kontrolü var. Ama yırttık tabii ki. Bir tane belede sordum, dedim ki ben Panorama AVM'ye gideceğim. Bilet onlarda da bilet ya. Yok geç dedi. Ya bilet alacak yer var da aynı bilet otobüste ve o trolleybüste geçiyor mu onu bilmiyorum. O yüzden almadım, bindim. Bir şey olmaz hesabı. Az kalı oluyordu yani. Hadi bakalım, şimdi bir 2 kilometre yürüyeceğim AVM'ye doğru, sonra görüşürüz. Evet, bir ara sokak keşfi yapıyorum şimdi. Gideceğim yere kestirmeden gidiyorum. Herkes soldan yürüyor, ben de soldan yürüyeyim bari. Sokak çok güzel. Bak, yaya yolu, bisiklet yolu. Bu yolda ya gidiş ya geliş, işte araba gelip geçmedi. Bakacağız bakalım. Dayı solda odun kırıyor. Evler falan müthiş. Müthiş derken güzel duruyor yani. Evet, tekrar good afternoon Dobrobichen. Burası Williamson otobüs garajı. Malum, bakın her taraftan. Bakın otobüsün üzerinde Ukrayna yazıyor. Williams Ukrayna. Sevgi dolu. Otobüs, trolleybus. Bu bayraklar hepsi buradan kalkıyor. Ben de yarın Varşova'ya buradan kalkacağım bakalım. Bineceğim, gideceğim. Sonra da Varşova macerası başlayacak. Az önce AVM'ye gittim demiştim ya, gideceğim diye gittim. Dönüşte tabi tren miren otobüs hiçbir şey bulamadım. Bolt taksi uygulamasından taksi buldum bir tane. Onunla geldim. 5.70 avro tuttu. Otobüs garajını oraya bıraktırdım. Çünkü benim de kaldığım otel oraya yakın olduğu için ben daha öteye gitmeye gerek yok. Oo arkadaşlar, öyle. Beremi kaybettim bir de. O indiğim trolleybüste bilet kontrolü yaparken tabii biletim yoktu ya, panikten beremi unutmuşum. Çantamın üzerindeydi çünkü, oradan lap diye düşmüş yere. Sağlık olsun. Gidin bir bere alayım dedim. Taksi parası kadar bere tuttu. Alamadım. Dur, karşıya geçiyorum. Ondan sonrası malum işte. Velhasıl öyle arkadaşlar. Görüşürüz daha sonra. Dobro neydi? Spokoj noci. İyi geceler arkadaşlar. Of. Beremi kaybettim, mecbur bu kapşonluğu giydim bugün de. Bu akşam pardon. Kanal Levent adında bir tane dönerci varmış bu ileride. Şimdi McDonald's'ı birazcık geçmem gerekiyor. Haritada gördüm. McDonald's'ı da biliyorum. Gideyim bir akşam yemeği yiyeyim. Of. Buradaki Özbek dayılar da geldiler. Şimdi akşam diyor, gel diyor, kara çay içelim diyor. Kara çay diyor. Normal çaya kara çay diyor. Sanki pembe çay var da. Neyse. Bunların dilinde öyle söylüyorlar galiba. Bir yemeğimizi yiyelim bakalım. Akşam yine dönüşümüzü yapacağız eve. Yarın akşama kadar da bekleyeceğim mecburen. Çünkü yarın akşam Polonya'ya saat 22.30'da otobüs kalkacak. Benim hostelden ayrılışım 11-12. Akşama kadar vakit öldürmem gerekiyor. Onu da bilmiyorum. Şu an hiç gözüm kesmiyor. Otelde de internet bir gidip geliyor, sinirim bozuldu iyicene. Artık eve dönmem gerekiyor, demek ki bunu gösteriyor. Hadi iyi akşamlar. Evet, değişik bir şey arkadaşlar, günaydın.
Burası tam Türk konsolosluğunun aşağısında kalıyor hemen. 100-200 metre arası bir şey. Tahtadan oyma işçiliği yapmışlar. Başka bir şehirde karşılaşırmışız. Dostça ayrılalım belki. Yandık kadın bana bakıyor. Selamlaşırız ikimiz de, ikimiz için sekeyen. Şimdi sanat sokağına gidiyorum, bakalım onu da birazdan göreceğiz. Sonrasında otele yarı fiyat verdim, yarım gün için yarı para verdim. Zar zor, pazarlık, çarpçuk bilmem ne. 22, normalde yarısı 21. Ben 10 verdim, 1 dolar euro kardayım. Sanat sokağı da burada. İlerisi görüşürüz orada. Evet arkadaşlar, günaydın. Litvanya'da sanat sokağına geldim. Hemen girişinde spa var. Masaj, spa, ayak falan filan. Allah, internetten açıklamasını okumadım. Neyin nesidir burası diye. Sanat sokağı diye geçiyor. Değişik bir şeyler var böyle. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Mesela yani şunun ne özelliği var? Var ki yazmışlar ama boşver. Yorum yapmayalım. Burada kanunlar yazıyormuş. Kaç tane varmış? 223 tane madde, kanun. Değil. Bu sanat sokağındaki tek tek tabloları var ya, onların yapanların isimleri yazıyormuş. Hemen burada da var. Buranın ismi Literatu. Aynen, bak. Numaralar var mesela, bu 65 numara Vanlı galiba. Burası neymiş böyle? Evin bahçesi herhalde. Burada Litvanyalı pehlivanlar. Burada dövme sanatçısı galiba. Aile boyu dövmeciler. Sokak böyle bitiyor, bu kadarmış. Evet, bu sanat sokağının aşağı kısmındayım. Burada da varmış bayağı bir eser diyelim artık, neyse. Ama burada dikkatimi çeken bir şey var. Nah, bu. Ne bu nedir ya? Valdizos Pazioris Tatu Pagal Joza Erliçka yapmış. Tebrik ederiz bu abi. Çok uğraşmış. Evet, iki gün önce geldiğim o pazar alanının olduğu yer meydan. Şu an tabii bomboş. Yakınlaştırma yok mu ya bunda? Bomboş yani, onu göstermek istedim sadece. Başka bir şey yok. Evet, iyi akşamlar. Williams otobüs garajında bekliyorum. Otobüs bekliyor ileride de buraya gelmedi halen. Sabaha kadar yolda olacağız bakalım. İnşallah güzel geçer. Tek temelim mola vermesi. İnternette izledim bir videoda, mola vermişti. O sabaha karşı varmak üzereyken vermiş. Ne alaka onu anlamadım. Bakalım, inşallah bir arada bir 10 dakika 5 dakika bir şey verir. Tekrar görüşürüz sonra. Evet, otobüsümüz geldi. Lüks Express yine. Lüks Lunch. Tek tek bilet kontrolü, kimlikle beraber aynı uçağa biner gibi kontrol edip tek tek içeri alacak. Evet, günaydın. Varşova'ya vardık. Varşova otogarındayız. Kalacağım yer 6 kilometre yürünmeyecek herhalde. Ya da kar olsun diye belki biraz yürür, öyle binerim. Bilmiyorum. Şu sağda aş evi gibi bir şey var, bilmem ne olduğunu. Herkes yığılmış oraya.
Bakacağım birazdan oraya. Evet sevgili arkadaşlarım, günaydın. Varşova'da otobüs garajına indim, şimdi otele doğru yürüyorum. Tam yolun yarısındayım, 5 kilometreydi. 2,5 kilometre geçtim işte, kamerayı açıncaya kadar. Ama unuttuğum bir şey var şu an. Eurolarımı zlotya döndüremedim. Çünkü otobüs garajı full Ukraynalı dolu. Dükkanlar kapalı, erken diye kapalı herhalde. Oo, binaya bak. Ama otelin parasını ödedim ben. Otelde check-in saati 15'miş. Saat 15'ten önce yapılmıyor falan. Biraz mesaj açtım. Dedi boş yer olursa seni alırız falan filan. Bir şeyler dediler. Onu da birazdan gidince göreceğiz. O zaman orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, bu tren garajında da durum aynı. Şu an gözükmüyor ama üst katlar full insan. Hepsi beklemediler. En sıcak yerler buralar. Başka hiçbir yer açık değil. AVM'ler sabah 7'de açılıyor. Onun haricinde otobüs ve tren garajları. Durum böyle. Evet arkadaşlar, işler acısı yerden çıktık. Şimdi dışarıdayım. Otele doğru yürürken buraları gördüm şimdi. Şurada kongre sarayı var. Bu binada bilmiyorum ki. Unuttum vallahi. Araştırmıştım da. Yolumun üzerinde yarın veya bugün biraz uyuduktan sonra gelir yine bakarım araştırdıktan sonra. Evet, burası kongre salonu, restorasyon ve müze, üçü bir arada. Gidiyorsun, geziyorsun falan filan. Burada turist information yazıyor. Oo, binanın yüksekliğine bakın. Bizim 4 Levent gibi bir yer burası herhalde. Çok güzel. Evet arkadaşlar, az kaldı. 1,1 kilometre. İnternetim yok şu an. Mesela internetin olduğu yerde çevrim dışı haritaları download edip indirip istediğiniz yerde aratıp gidebilirsiniz. GPS gayet güzel çalışıyor böyle. Az önceki binanın arka tarafından geçiyorum şu an. Bu şekilde gideceğiniz yere daha kolay varabilirsiniz internet olmadan. Bu da bir bilgi olsun. Evet, yine bu külüstür trenlerden burada da var ya. Bir durakta durdu. Bu durakta durmadı. Demek ki orası geliş, orası gidişmiş. Bizdeki martıların aynısı bu işte. Limes diye bir şey. Bunlarda kilit bile yok, direkt açıkta. Öyle bırakmışlar. Evet, 5-5,5 kilometre yürümeden sonra kapsül otele vardık. Hemen şurası. Dışarıdan bir garip, içerisi daha bir garipmiş. İnce göreceğiz bakalım nasıl bir yer. Kapsula Hostel. Evet arkadaşlar, halen otele yerleşemedim. 11 ile 3 arası temizlik varmış. Dedim ki önce benim odayı temizleyin vesaire bilmem ne. Beklemedeyim halen. Şu an temizlik olana kadar birazcık gezeyim dedim. Ulan bu cadde güzel bir caddeye benziyor. Varşova'nın stadı var. Pepsi Arena, oraya gidiyorum bakalım. Güzelmiş dıştan görünüşü falan vesaire. Var. Dünya Kadınlar Günü diye burada da aynı şekilde çiçek satılıyor. Hemen köpeğe bak. İstisnasız satıyorlar ve istisnasız da alan var. İstisna. Ne güzel söyleniyor. İstisna.
Evet, merhabalar. Sabah otobüs garajından eve kadar bir 5-6 kilometre yürüdüm. Şimdi stada doğru yürüyorum. Stada bir 5 kilometre, oldu 7.5. 7.5 döneceğim. 10 olacak. 15 olacak. Daha otele yerleşemedim demiştim az önce. Ondan sonra yerleşeceğim. Biraz dinlenip sonra tekrar çıkacağım. Herhalde bugün bir 20-25 kilometre yürürüm. Çünkü sim kartım yok, şu skuterlardan kiralayacağım ama sim kart olmadığı için uygulamayı indiremiyorum. Sim kart bulursam onu da indirip en azından böyle belli başlı yerlere skuterla gider bırakırım olduğum yerde. Pardon. Ama işte öncelikle o sim kartı bulmamız gerekiyor. Şuraya baksana, hiç dükkan yok, bir şey yok bu stadyumun üzerinde. Sıkıntılı yer galiba. Baksana duvarlara grafiti yapmışlar falan. İleride görüşürüz. Evet, Pepsi Arena. Varşova'nın stadıymış. Bayağı büyük duruyor ama içine giremeyiz herhalde. Geldim yol boyunca hep böyle futbol terör, terör futbol, sonra bir daha futbol terör yazıyordu. Altına da araç çıkamalar, otopark falan filan var herhalde. VIP girişi. Yine bizdeki gibi. Aynen, bilet satış var. Futbol bilet satıldığı yerler. Legia Varşozova Fan Store. Ortopedi o ne? Ha, başka bir şeymiş. Evet, girişler. Evet, Kopernik müzesi. Yine karıştırdık. Türkçeyi ben ne zaman öğreneceğim ya? Kaç para olduğunu soracağım, içerideyim birazdan. Valla bunların ne olduğunu anlamadım ya. Şu telefon avizesi mi diyeyim, ne diyeyim, onu kulağına koyuyorsun, bir şeyler söylüyor ama onların dilinde söyle, hiçbir şey anlamıyorsun. Bunlar telefonda kendini çekiyorlar. Kendisi de ekranda yansıyor. Bir şeyler oluyor orada ama.
yapmışlar gördünüz mü? Watt akım geçiyormuş. Bunların ne oldu aklımda bir bilgim yok. Patates herhalde bu. Bunun ne olduğunu anlamadım. Bunu anca fizikçiler ve babam anlar. Başkası anlamaz herhalde. Hiçbir kuvvet yok. Kendi kendine dönüyor herhalde. Değil mi? Evet arkadaşlar. Müzeden çıkıyorum şimdi. Hiç sevmedim. Hiç sevmedim. Hiç benim ilgi alakam olan hiçbir şey yok yani burada. Ha dışarı bile koymuşlar baksana. Yani neyin nesidir bu? Kopernik, denge, elektrik falan fişman. Verdik 34 zloty mi ne? 37 zloty verdim aynen. Bayağı paraymış ya. Şimdi ona ne güzel bir menü yerdim burgerden. Üf. Neyse şimdi tekrardan şehir merkezine yürüyeceğim. Burası biraz dışarıda kaldı çünkü. Herhalde bir 2,5 kilometre minimum yürürüm. Haydi görüşürüz. Otel yolundayım. Biraz yokuş çıktım. Doğal olarak yoruldum yani. Konuşmamamın sebebi bu. Evet, kapsül otele geldik. Numaramız 122. Burada bir yerde olması gerekiyor. 122 burası. Evet. Kumandayla açıyoruz. Sonunda yerleştim. Kapsülün içindeyim. Bunu hapa benzetebilirsiniz ama işte neye benzetiyorsunuz benzetin. Böyle bir priz koymuşlar buraya. İkili priz bir de açma kapatma ama bu şey ışık için. Kapı şu kumandadan açılıyor. Panjur gibi açılıyor ama ikinci kattayız, giriş katı değil. Buraya tırmanmak zorunda kalıyoruz. İki günlük rezervasyon yaptırdık sabah. 5.30-6'da indim otogara. 1.5 saat buraya yürüdüm. Saat oldu 7-7.30. Saat 3.10 geçiyor şu an. Anca içeri girebildim. Bütün zamanım 7 ama ben o arada 200 saat dolaştım birazcık. Bakalım kısmet ne yapalım. Birazdan dışarıdayım, orada görüşürüz. Evet iyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi Old Town'a doğru gidiyorum. Karşıdaki heykelleri görüyor musunuz? Bütün kirişin yükünü almış. Bunlar da elektrikli otobüs. Ama şarj oluyor herhalde ya. Üstten tel yok bak bunlarda. Bak sessiz de gidiyor. Ambulans da geldi işte. Polismiş.
Buradan böyle hemen bana yol veriyorlar. Hop. Hop. Güzel. Az önce bir elemanla tanıştım. Tam hostelden çıkarken. Gel dedim beraber gezelim. Yok dedi ben bisikletle gezeceğim. Benim application'ım var. Bizim nasıl martıyı kiralıyorsun onun gibi. Bisiklete okuttu barkodu. Hop bindi gitti. Ben kaldım yine eşek gibi ortada. Mitch Kevichzobi'nin anıtıymış burası. 1798'de bitmiş. 1655'te başlamış. Herhalde savaşta da kurtuluşları falan filan. Neyse ama ben beceremeyeceğim bu işi ya. Bilmiyorum ki daha araştırmadım. Sağa sola gezmeye başladık. Ama cadde gittikçe güzelleşiyor ya da bitecek galiba ya. Daha ama Old Town'a gelmedim. Birazdan Old Town'a geleceğim. Orada bir daha kameraya çekelim sizler için. Teşekkürler. Evet. Bir değişik binayla daha karşı karşıyayız. Ne yazıyor? Anno Restauratio Saltivism Regulinus Stabilio Joseph. Dediğine göre burası tarım kredi kooperatifi. Valla baya büyük yapmışlar hem de ya. Kule mule dikmişler. Buran ne yapıyorlar ya tarım kredi kooperatifinde? Herhalde şurası şey, buğdayları eliyorlar aşağıdan. Nereden bileyim ya. Dayı merhaba. Öyle bakalım nereye kadar gidecek. Oo, güzel yerlere geldik. Evet şu an tam olaraktan Eskişehir'e geldik. Benim memleketim değil burası ya. Old Town ya. Vay 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 vay. Güzelliğe bak ya. Çok hoş duruyor ya evler falan. Şurada sur dibi burası galiba. Artık millet de gidiyor o tarafa doğru ama ne var bilmiyorum. Bu da Musevi anıtıymış. Musevi demek çok var burada. Anıtıkmışlar onların adına. Kantor mantor yazıyor. Kantor ne demek acaba? Köprünün üzerinden geçeceğiz. Burada ne var? Burada hiçbir şey yok ya. Alttan, herhalde bu alttan karşıya geçiyor. Geriye doğru. Heh, buldum. Bunu hatırlıyorum. Burası 2. Dünya Savaşı'nda yıkılmış. Tamamen bu binalar. Şu karşıdaki falan. Bunlar şu an hepsi restore edilmiş hali. Ha bu binaları yapan dayı da buymuş. Mimar. 1983 yaşında ölmüş dayıcım. Allah rahmet eylesin. Hatırladım şimdi bak. Ya benim hafızam iyi diyorum da dinlemiyorsunuz. Piotr Bieganskiego. Buraları komple yapmış. Şu işte karşıda gözüken statta ulusal yani milli takımın maçlarının oynandığı statmış. Bu da dilenci galiba. İnce ince kıpırdıyor. Oğlum ısırır bak. O dilencinin hemen yanında ne varmış burada kocaman. Vallahi dediğini anlamıyorum hiç. Yanlış anlama kusura bakma. Başından salma şekli. Oh, acayip sokak ya. İnşallah şarjım bitmeden burada çekerim valla. Ha bir tane daha geldi. Abla anlamıyor. Çok güzel. Tamamen şu an eski çağda. Aha benim reyona geldik. Magnet. Tırnak makası vesaire. Hadi bakalım seç bir.
Evet, şarjım bitmeden hemen buraları çekivereyim. Batarya yanıma aldım zannediyordum da almamışım. Ortası da aynen buz pisti yapmışlar. Eskişehir'in tam göbeği, meydanda burası. Çok güzel. Aynen. Az önce meydan dediğimiz yer, ortada kalan kısım. Büyük ihtimalle bu da işte kale gibi bir yerin etrafını çevirleyen surlar. Ki Letonya, Litvanya, Estonya onlarda da böyleydi. Hepsinde old city vardı, old town vardı. Hepsinin etrafında böyle etrafı çevrildi yani. Sıkıldım aynı şeyleri yaşamadıktan. Of! Evet, kadın tercüme ediyor. Anlatıyor daha doğrusu, ben şimdi tercüme edeceğim size. Burası 2. Dünya Savaşı'nda Türkler tarafından yoğun saldırıya uğrayıp bütün her tarafa adalete getirildiler. Müslümanlığı yaydılar. Hristiyanlığı kaldırdılar. Yahudileri yaktılar. Almanlar yardım edip Nazilere. Daha sonrası kadın bilmiyormuş. Sonra anlatacakmış. Bay bay. Evet arkadaşlar, merhaba. Son günüm, son akşamım. Bakın size bir sürprizim. Allah. Sürprizim var diyecektim, kırıldı. Çeklere özel olan Treadlink. Böyle hatırlıyorum ismini. Birisi parasını ödemiş. Çay gelmemiş. Onun çayını da ben aldım. Çok severim. Böyle durumda. Bakalım bir yerin tadına bakalım. Soğucu ama ya. Hava çok iyisi yok. Oh. Oh canavar. Oy oy. Peçeten var, çıkartamıyorum. Böyle özene özene video çekmiş değil mi? Normal, orijinal. Olduğu gibi. Bye-bye.